Hoş geldiniz. 15 Mart 2011 tarihinde iki kadının telefon görüşmesi ve bu görüşmede Beşşar Esat rejimi hakkındaki konuşmaları sonrası bu kadınların gözaltına alınmaları, daha sonra çocukların duvara rejim aleyhtarı bir slogan yazmaları ve daha sonra başlayan barışçıl gösteriler bir olaylar dizisini tetikledi ve önce Suriye olayları olarak tanımlayacağımız, daha sonra ise iç savaşa evrilen bir durumla karşılaştık ki muhalifler bu olguya Suriye devrimi diyorlar. Genel olarak da Suriye iç savaşı olarak da adlandırıyoruz. Dolayısıyla 13 yıldır Suriye olayları hem Suriye'yi hem tüm Ortadoğu'yu hem de ülkemizi etkiliyor. Ki malumunuz bu iç savaş dolayısıyla ülkemizde de en az 4-5 milyon e, takriben sığınmacıyla beraber yaşıyoruz. Tabii ki biz de bu konuyu bir Suriyeli Türkmenle konuşalım istedik. Neden Suriyeli bir Türkmen? Çünkü hem Türkiye'yi anlayabilen hem de Suriyeli olan bir figür. Karşımızda Abdekin Hocaoğlu var. Abdekin Hocaoğlu Suriye'nin sivil muhalefetinin bir dönem başkanlığını yapmış bir isim. Kendisi uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Dolayısıyla Türkiye'li sayılır. Zaten Türkmen. Dolayısıyla Türk ve aynı zamanda ailevi bağları ve doğuma büyüme oralı olduğu için de kendisi bir Suriyeli. Dolayısıyla Suriye olayını her iki e, açıdan da bize değerlendirebilecek yegane isim olduğunu düşünüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bülent Bey. Abdekin Bey aynı zamanda Halit Hoca olarak da biliniyor Arap kamuoyunda. Abdekin Bey 15 Mart'ta başladı olaylar 2011'de ve bugünlerde 13. yılını doldurdu. İlk başta bir barışçıl gösteri dizisiyle başlamıştı. Kimse bu olayların bu noktaya gelebileceğini tahmin etmedi. Yani 13 yıldır süren ve bir hatta çözümsüzlük şeklinde bir kangrene dönüşmüş bir sorun. Aynı zamanda Suriye meselesi sadece Suriyelileri ve Suriye'yi ilgilendirmiyor. İşte Filistin konusundan Türkiye'ye kadar birçok bölge ülkesini etkileyen bir olgu. Konunun tabii çok birçok boyutu var. Yani insan hakları, işte politika, dış politika, iç politika gibi. Siz hem Suriyeli hem de bir Türk olarak Nasıl gördünüz, nasıl başladı yani sizin bakış açınızdan Suriye olaylarını dinlemek isteriz. Evet Bülent Bey, şimdi e, olaylar aslında Tunus'ta başlamıştı Arab Baharı denen sürecin içerisinde Tunustan sonra biliyorsunuz Mısır'a sıçradı, sonra Libya'ya sıçradı. Suriye'de bu süreç içerisinde bu domino etkisi Suriye'ye ulaşmış oldu. Sizin bahsettiğiniz olay Dera şehrinde çocukların tutuklanması ondan sonra cesetlerin ölü olarak ailelerine teslim edilmesi bu kıvılcımı yaktı. Barışçıl bir şekilde olaylar başladı. Daha sonra Umeri Camii'nde protesto eylemi yapıldı. Oturma eylemi. Askerlerin oturma eylemi yapan cemaate ateş açması sonucunda artık kontrolden çıktı. Dera'dan diğer şehirlere sıçradı. Fakat yine bu süreç içerisinde bir şehirler içerisinde kalmış barışçıl eylemlerdi. Cuma namazları çıkışı, Cuma yani namazları çıkışı, ama ve çıkışı ve çıkışı hafta içinde oluyor. Şiddet eylemi yoktu. Asker yani devlet özellikle silah kullandı. Hani şiddete teşvik etti protestocuları. Fakat bu olmadı. Ne zamanki bir askerin içerisinden bir bölünme oldu. Özgür Suriye ordusu kuruldu. Yani askerler kendi silahlarıyla birlikte ayrıldı ordudan. O zaman silahlı mücadeleye dönüştü. Bu tabii bir 6 ay sonra. 6 ay, ay gibi 6 ay gibi bir süre geçti. Fakat bu sefer şehirlerden kırsala taşındı mücadele. Şehirdeki eylemler artık çok gölgede kaldı. Silahlı mücadeleye dönüşünce bu sefer tabii ki bir savaş başladı. Rejim kendi hava gücünü kullandı, silah gücünü kullandı, Hizbullah'ı çağırdı. Daha sonra şimdiki tabloya bakarsanız dört ülke var Suriye'de. İran var, Rusya var, Amerika var, bir de Türkiye. Hava sahasında daha çok İsrail işgal ediyor ara sıra. Bu yüzden tamamen bir failed state yani çökmüş bir devletle karşı karşıyayız. Şu anki tablo bu. Tabii ki mülteci sorunu oldu. Ordunun halk üzerine sürülmesiyle birlikte civar ülkelere işte Türkiye'ye, Irak'a, Ürdün'e, Lübnan'a mülteci akını yaşandı. Fakat şu anda yani bir nazaren ilk olayların ilk başladığı yıllara göre bir stabil bir durum var. Suriye'nin kuzey tarafı hem Türkiye tarafından hem Amerika tarafından kontrol ediliyor. Güney tarafı ise yani İsrail, Ürdün nispeten Rusya, İran rejim Şam ve sahil bölgesini Şam, Humus, Hama sahil bölgesine giden bölgeyi kontrol ediyor. Fakat yine de mülteci hakkını var. Çünkü rejim altında yaşayan, rejimin iktidarı altında yaşayan insanlar artık resmen açlık çekiyor. Yani iş bulamıyor. Ortalama maaş diyelim ki bir subayın, doktorun, devlet görevlisinin ortalama maaşı günlük 1 dolar. Yani aylık 30 dolar. Onun da ancak 1-1,5 kilo et alabiliyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız daha çok şu anda Mısır'a doğru mülteci yani veya göçmen akını var. Şimdi Mısır'da da şu anda göçmen sorunu dillendirilmeye başladı. Bu yüzden bu sorun devam edecek maalesef. Yani Suriye bu şekilde olduğu sürece, siyasi bir çözüm, bir istikrar olmadığı sürece böyle bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Burada aslında Suriye konusunu konuşmak çok zor Türkiye için. Çünkü Türkiye'deki siyasal taraflar kendilerini Suriye'deki taraflarla özdeş hissediyorlar. Yani tüm taraflarıyla kastediyorum. Hem iktidar hem muhalefetteki kanatlarıyla dolayısıyla bir ideolojik kamplaşma ve bir mayınlı arazi haline alıyor Suriye konusunu konuşmak. Yani biz şu an bu söyleşi yaparken bile işte bu söyleşi sonrası gelecek yorumlarda bunu bizzat görebiliriz, göreceğiz. Neden? Çünkü bir Alevi Nusayri bir azınlık tarafından yönetilen bir rejim var. Türkiye'de hem Arap Aleviler de vatandaşlarımız var. Hem de genel olarak da bir Alevi nüfusumuz var. Sünni nüfus kendisini işte Suriye ile özdeşleştiriyor. Türk solu Baasla özdeşleştiriyor. Türkiye İslamcıları İhvan üzerinden işte Suriye'deki mücadele ve muhaliflerle kendisini özdeşleştiriyor bir kısmı. E Türkiye İslamcılığının bir kısmında bir İran etkisi var. Dolayısıyla İran politikaları dolayısıyla Suriye'ye farklı bakıyorlar. Bu iç politikaya yansıyor. Bütün bunlar bir keşmekeş oluştururken bir kakafoni oluştururken bir de üzerine yani özellikle ulusalcı kesimlerin komple teorileri özellikle işte Arap Baharı dediniz ve Suriye meselesine komple teorileriyle de yaklaşıldığında Suriye gerçekten ne oldu sorusunun cevabı artık görülmez oluyor. Sizin şahsınıza da belki ve Suriye muhalefetine çeşitli iddialar ortaya kondu. Yani bu olayların aslında işte Amerika projesi olduğu, işte Büyük Ortadoğu projesi sebebiyle Suriye'de bu olayların özellikle çıkartıldığı gibi söylemler hala tedavülde. Siz ne diyorsunuz? Yani gerçekten Suriye'de böyle bir güzel bir ortam vardı da Amerika Başkan Devletleri'nin bir oyunu sebebiyle mi böyle bir iç savaş çıktı? E şimdi Bülent Bey eğer komplo teorilerine değinecek olursak aslında yani şöyle artık Orta Doğu'da komplo siyasi hayatın bir parçası. Ne zaman bu başladı? Osmanlı Devleti'nin hilafetinin çöküşünden sonra Sykes-Picot Anlaşması yürürlüğe kondu ve İsrail diye bir devlet oluşturuldu. Ben şuna benzetiyorum. Öyle bir sistem kuruldu ki bir çadıra benzetin benzetiyorum orta direği İsrail çadırı tutan orta direk fakat etrafta tutan bu Arap devletleridir sistemleridir. Sürekli işte Suriye'de yaşanan yaklaşık Hafız Esad iktidara, iktidara gelinceye kadar 10 devrim yaşandı. 10 sene içerisinde. 10 darbe yaşandı. Aynı zamanda mesela Mısır'a bakın Abdülnasir evet. darbesinden sonra yine diktatör bir iktidar hüküm sürdü. Enver Sedat'ın öldürülmesinden sonra işte İsrail'le anlaşma yapan Kamp David anlaşmasını. Hüsnü Mübarek dönemi başladı. Orada da bir despot bir rejim. Halk ayaklandı mübareğe karşı. Ödün keza bir adeta bir tampon bölge görevini yapıyor. Neresine bakarsanız bakın bu iktidarlar bir şekilde desteklendi. Batı tarafından da desteklendi. Nasır gibi veya Esad gibi işte Rusya tarafından Sovyet döneminde desteklenmişti. Şimdi düşünün Suriye'de Esad ailesi 53 yıldır hüküm sürüyor. Hem siyasi hayatı, sosyal hayatı, ticari hayatı tek elinde bulundurmuş. Elit bir halka bir tabaka oluşmuş. O iktidarın kaymağını Fakat Suriye işte bu onur ayaklanması yaşanmadan işte 2011'de 23 milyondu. Çoğu fakirlik sınırın altındaydı. Sonuçta bu sosyal bir patlama yaşanacaktı. Fakat komple teorisi yani komplo olduysa gerçekten komplo Suriye halkının aleyhine olmuştur. Esad desteklendi. İran'ın ve Rusya'nın Esad'ı desteklemesine desteklemesine izin verildi yani bir şekilde özellikle Obama yönetimi tarafından. İsrail'in açıklaması o zamanki açıklamaları netti. İşte bildiğimiz şeytan bilmediğimiz şeytandan daha iyidir. Ve devrim bir şekilde veya ayaklanma bir şekilde çökertildi. Ama Türkiye'deki yansımalarına bakacaksak aslında muhalefet de ilk oluştuğunda 2011'deki oluşumunda önce Suriye Ulusal Meclisi'ydi. Ondan sonra Suriye Ulusal Koalisyonu'ydu. Bütün Suriyeli oluşumu o muhalefetin yapısına yansımıştı. Yani Alevi de vardı, Dürzü vardı, Hristiyan da vardı, Müslüman kardeşler, Liberali de vardı. Bu yüzden evet, olay... Hristiyanlar vardı. Hristiyan başkanlık, başkanlık, yaptı, başkanlık, evet, yaptı, başkanlık yaptı. Abdülbasit, tabii Abdülbasit Seyda Kürt bir liderdi, o da başkanlık yaptı. Ben Türkmenim, yine bir dönem başkanlık yaptım. Muaz Hatip, Şamlı bir, köklü Şamlı bir ailenin mensubu, Emevi Camisi'nin hatibiydi, o da başkanlık yaptı. Ondan sonra Alevi Meclisi kuruldu. Çok gölgede kaldı Türkiye'de. Yani Alevi Meclisi kuruldu, Alevi muhaliflerden oluşan, Nusayrilerden oluşan daha çok. Muhalefete katıldı bunlar. Bu yüzden Türkiye'deki yansımaları daha çok Esad'ın propagandası etkisinde kaldığı için işte bazı partiler ve oluşumlar, dernekler onu yansıttığı için o şekilde lanse edildi. Ama muhalefetin yapısına baktığınız zaman öyle salt bir sünni veya salt bir işte Arap değildi. Sünni devrimi ya da bir sünni ayaklanması değildi. Kesinlikle Suriye. değildi, kesinlikle. Ama şunu da görüyoruz 2012 2013'e geldiğimizde Şam rejimi özellikle Sünni köylere yönelik katliamlar yani kırsalda katliamlar yapmıştı. Biz de o süreçte gazeteci olarak bunları takip ediyorduk. Çok hunharca katliamlardı. Bu süreçten sonra sahada sizin bahsettiğiniz bu çoğulcu muhalefetin değil daha böyle silahlı ve sünni mezhebini de öne çıkartan bu kimliği de öne çıkartan örgütlerin hakim olduğunu görüyoruz. Doğru Hizbullah da katılmıştı. Evet yani o çatışma bir süre sonra bir mezhep çatışmasına özellikle belki de hani Kasım Süleymani'nin aklıyla ve işte... Şam rejiminin stratejileriyle özellikle bir Şii-Sünni ya da Alevi-Sünni çatışmasına mı dönüştürüldü sizce? Hayır. Esad bunu yapmaya çalıştı doğru. İki amacı vardı. Bir işte kamuoyuna, dünya kamuoyuna bir işte bir mezhepsel bir çatışma olduğunu göstermek. İkincisi mevcut olan kucaklayıcı zemini yani Alevi ve Nusayri zemini kendi tarafında tutmak. Muhalefete kaymasını engellemek. Çünkü tepkilerden korkuyor. İşte katliam yaşayan bölgelerdeki işte ne bilsin sünni nüfusun tepkisinden çekinsin diye yaptı fakat bu olmadı. Bu olmayınca ne yaptı? IŞİD diye bir örgüt ...ortaya sürüldü. Bu sefer tamamen rivayeti değiştirdi. Biz burada seküler bir rejimi koruyoruz, işte bölgesel güvenliği koruyoruz. İslamcı bir örgüt karşısında, İslamcı demeyelim de böyle bir terörist bir örgüt karşısında... ...ve IŞİD'i promote etti. Biliyorsunuz eş zamanlı olarak gerek Irak'taki hapishanelerden... ...gerek Suriye'deki hapishanelerden serbest bırakıldı bunlar ve örgüt kurmalarına izin verildi. Hatta bu IŞİD, Rakka, işte Musul'dan sonra Rakka'yı ele geçirdikten sonra Humus'a doğru yol açıldı, rejim çekildi ve Humus'u ele geçirdi. Tahrip ettiler, tarihi eserleri, Tedmur, Palmayra şehrindeki tarihi eserleri ve bunu dünyaya yansıttı. Mücadelenin rivayetini değiştirmeyi başardı. Esat. Bu sefer siyasi muhalefet ve siyasi muhalefetle bir şekilde iletişim kuran Silahlı muhalefet kenarda kaldı, gölgede kaldı. Araya tabii ki Amerikalılar girdi ve Amerikalılar şart koştular. Biz Özgür Suriye Ordusunu destekleriz fakat IŞİD'e karşı, Esad'a değil IŞİD'e karşı karşı mücadele etsin. Biz dedik ki hem Esad'a karşı kendimizi koruruz hem de IŞİD'e karşı mücadele veririz. Amerikalılar bunu şey yapmadı, kabul etmedi. Zaten biz kabul etmeyelim diye böyle bir şart koştular. Hani Esad'a karşı da mücadele vermiyor. Sadece kendinizi koruyacaksınız. Amerikalıların amacı o zaman YPG'yi desteklemek. Hatta YPG'yi alternatif olarak Suriye muhalefetini alternatif olarak sunmak ve bunu Kobani olaylarıyla başardılar. Yani IŞİD'in IŞİD Kobani'ye saldırması, daha sonra işte Peşmergelerin ve şeylerin işte YPG'nin IŞİD'e karşı mücadele vermesi, Amerika'nın da destek vermesi bu sefer seküler şey muhalefet değil yani mevcut olan resmi muhalefet değil daha seküler daha Amerikan dostu bir muhalefet sahneye sürdü. o da işte PKK veya YPG. Onun da bir ulusal meclisi var bölgenin. Amerika o Kobani olaylarından bu yana onu promote ediyor. Yani rivayet tamamen değişti. Yani anlatı tamamen değişti. Anlatı ya. tamamen değişti. Esad'ın da bundan bir mahsur gördüğü yok. Yani şu anda Suriye'nin Kuzey Doğu bölgesine gidin işte Kamışlı olsun Haseki olsun hem Esad güçleri var hem YPG güçleri hem Rus hem İran hem Amerikan birlikleri tabii ki kendi aralarındaki alanları paylaşmışlar bir sorun yaşanmıyor. Bir ara Araplarla işte YPG arasında Arap aşiretleriyle YPG arasında bir çatışma yaşandı ama Esad da memnun YPG de memnun. Yani burada bu durumdan. siz aslında bir komplo varsa diyorsunuz. Bu Biz, muhalefe karşı tabii Suriye halkına karşı kurulmuş halkına bir komplo. Suriye kurulan bir komplodur diyorsunuz. Çünkü Şam rejiminin yönetimindeki kesimde de çok ciddi bir açlıktan bahsettiniz. Ekonomik çöküşten. zaten İdlib ve bölgesinde muhalifler şu an kalmış durumda yani orayı kontrol edebiliyorlar. Orada da ciddi bir insani kriz yaşanıyor. Çünkü yani neredeyse günaşırı bir şekilde. İsrail'in Gazze'ye yaptığı gibi Şam rejimi de bu bölgeleri havadan vuruyor ve Rusya. Yani İsrail şu anda Gazze'de yaşanan katliam, soykırım Suriye'nin neredeyse her şehrinde yaşandı. Bir milyona yakın kişi hayatını kaybetti. Şehirler yerle bir oldu. Yani hatta Gazze'nin yani bu 7 Ekim sonrasında Gazze İsrail'in saldırmaya başlamasıyla birlikte Suriye rejimi Gazze'de diye gösterdiği görüntüler aslında kendi yaptığı katliamlardır. Yani Suriye basınına, kendi resmi basına yansıyan görüntüler aslında Hama'dan, Humus'tan, Halep'ten görüntüler. Gazze'den diye yansıtıyor. Daha ben bu kadar görüntü yok. Aynı, aynı. Hiçbir farkı yok. Fakat maalesef o da şimdi biz bazen şaşırıyoruz. Gazze'ye gösterilen... Gazze'ye karşı gösterilen işte dayanışma ki olması gereken yüreğimiz yanıyor gerçekten. Suriye şu anda kurtarılmış bölgelerde yani Suriye muhalefetinin elindeki bölgelerde özellikle kuzey batı bölgesinde İdlib'de işte Aziz'de Cerablus'ta neredeyse her gün gösteri var. Gazetine Filistin'e destek gösterisi. Ama Suriye neredeyse böyle bir can kaybı yıkım olunca hemen böyle bir Esad'tan yana bir tavır sergilenmiş oldu. Gerek Türkiye'de gerek dünyanın birçok bölgesinde birçok bölgesinde Peki maalesef. Sizce Suriye'deki sorunun siyasi çözümü nasıl gerçekleşebilir? Gerçekçi bir şekilde Şunun için soruyorum bunu. Muhalefetin ana muhalefet lideri, daha önceki lideri de benzeri bir söylem kullanıyordu Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Özgür Özel de aynı söylemi kullanıyor. Suriyeli mülteci evlerine göndereceğiz ama bunun yolu işte Suriye'ye barış getirmekten geçer diyor. Barış Suriye'ye nasıl gelecek yani sadece barış getireceğiz deyince barış gelmiyor. İktidar kanadı da benzeri bir şey söylüyor biliyorsunuz Gazze konusunda da onlar benzeri bir şey söylüyor işte belediyeyi kazanırsak işte Gazze kurtulacak ya da işte biz Gazze'yi kurtaracağız diyorlar. Ama bu mevzular böyle yapacağız deyince olmuyor. Yani bir şey, bir yol olması gerekiyor ki. Yani o açıdan soruyorum. Bu söylemlerin altının dolması için, yani Suriye'ye barış gelmesi için. Nasıl bir süreç işlemesi gerekiyor? E şimdi bu krizin başından beri zaten Birleşmiş Milletler araya girdi ve bir sürü karar 20'den fazla karar çıkarıldı Güvenlik Konseyi'nden Birleşmiş Milletler'in gelen kurulundan barış görüşmeleriyle ilgili Suriye muhalefeti de katıldı. Yani ben e, muhalefetin başındayken de bir Cenevre'de e, olsun işte Rusya Moskova'da olsun birçok görüşmeye katıldım ve bu aynı şey öngörüyor. Yani muhalefetle rejim tarafı bir masaya otursun ve siyasi geçiş dönemi üzerine anlaşsın. Hala şimdiye kadar bunu kabul etmeyen rejim tarafı oldu. Yani hala daha sonra işte Cenevre'den Birleşmiş Milletler'den Astana'ya taşındı bu görüşmeler Rusya güdümünde. Rusya'yı da dinlemedi Esat. Şu anda barış nasıl olur? Bence şu anda gerek rejim, gerek muhalefet, gerek işte YPG tarafı artık küçük oyuncu haline geldiler ana oyuncu YPG'yi koruyan Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Milli Ordusu'na destek veren Türkiye, rejime destek veren Rusya ve İran. Bu dört ülke bir araya gelmeden, kendi aralarında anlaşmadan bu yerel oyuncuların anlaşması mümkün değil. Rejim üzerine kim baskı uygulayabiliyor? Rusya ve İran baskı uygulayabilir. Türkiye zaten muhalefeti kontrol ediyor. Amerika'da ara sıra işte bu Trump döneminde, Biden döneminde de tekrar dillendirilmeye başladı. Çekilme konusu başlandı. Ve Türklere ya rejimle anlaşın diyor YPG'ye. Ve muhalefetle anlaşın diyor. Ve şu anda tamamen bir çözümsüzlük. Yani yerel oyuncular kendi aralarında anlaşamıyor. Esad rejimi bu kadar katliam yaptıktan sonra, bu kadar yıkım yaptıktan sonra, bu kadar kişiyi ülke dışına gitmeye zorladıktan sonra tekrar kendi halkıyla, halkıyla barışmak istemiyor zaten. Bak son şeyinde konuşmasında biz homojen bir yapı yarattık diyor. Homojen yapı yani tamamen kendimizden oluşan bir nüfus yarattık diyor. Yani muhalif nüfusu şey olarak görmüyor. Yani yabancı olarak görüyor. Kendine muhalif muhalefet gösteren gerek Kürt bölgesinde yaşayanları gerek şu anda diğer şehirlerden kuzeye göç etmiş insanları barış istemiyor. Yani kendi kurduğu butik devletiyle mutlu. Türkiye defalarca mesaj gö mesaj gönderdi. Sayın e, Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde işte hazırım diyor görüşmeye demişti. Esad bunu uygun olmayan bir şekilde reddetti. Ruslar baskı uyguluyor. Rusya'yı dinlemiyor. İranlar artık sıkıntı yaşamaya başladı hele İsrail sürekli İran mevkilerini vurduktan sonra hatta bazı liderleri vurduktan sonra Suriye içerisinde yani Hizbullah liderlerini. İran artık rejimden şüphelenmeye başladı Re şeyi koordinatları rejim tarafından gidiyor diye İsrail'e. Rejim bu e, Esad bu çözümsüz durumdan yararlanıyor. Yani bu çözümsüzlükten fayda çıkarıyor. Mümkün olduğu kadar iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Çıkış stratejisi olarak zaten böyle bir şey öngörmüştü. Şam'ı, işte Humus'u, Hama'yı ve sahili ben kontrol edeyim. Şu anda Süveyda bir Dürzü bölgesi, Dürzü evet. şehri. Sürekli olaylar var. Oraya karışmıyor bile. Yani kendi haline bırakmış. Derayı kendi haline bırakmış. Diğer ülkeler uğraşsın diye. Bir de uyuşturucu sıkıntısı başladı şu anda. Uyuş, uyuşturucu problemi diğer ülkelere, Ürdün'e, Körfez ülkelerine gönderdiği işte Kaptagon adlı madde ciddi sıkıntı olmaya başladı civar ülkeler için. Onunla mücadele etmeye çalışıyorlar. Hatta son Ürdün'ün son adımı bari sen uyuşturucu şeyini kontrol et, kaçakçılığını. Çünkü Suriye rejimi yapıyor kendisi, kendisi yapıyor. Biz sana adım atalım tekrar diplomatik ilişkiler kuralım, tekrar seni zaten davet ettiler Arap Ligi'ne. Fakat yine oralı olmuyor. Ürdün Dışişleri Bakanı'nın son açıklaması Esad bizi hiçbir, hiçbir, hiçbir şekilde dinlemiyor. Bu yüzden bu çözümsüzlük durumunun esas müsebbibi Esad. E şimdi buradaki muhalefet <laughs> gerek CHP veya işte Saadet Partisi'nin de şeyi çok farklı değil. Biz Esad'la görüşerek bunu çözelim yaklaşımı maalesef real bir yaklaşım değil. Şimdi Türkiye'de takriben 4 ila 5 milyon Suriyeli sığınmacı olduğunu biliyoruz. En azından Yani şey. resmi rakamlar 3 milyon 700 bin civarında. Evet, Bunlar da azalıyor. Mesela, evet, da olabilir. O, olduğu söyleniyor. O söyledim. Sonuç itibariyle yani çok fazla Suriyeli sığınmacı var ülkemizde ve 13 yıl geçti aradan. Dolayısıyla artık bu sığınmacılığın ötesinde bir mülteciliğe dönüşmüş durumda aslında. Şimdi sığınmacı tanımı geçici bir hani olay ve hemen dönecekler algısıyla verilmiş bir isimlendirme. Dolayısıyla bu da toplumumuzda belirli bazen toplumsal doku uyuşmazlıklarına ve sorunlar, hatta bu sorunlar dolayısıyla yani bu göçmen sorunu sebebiyle popülizm yapan partiler var ve işte en az %5 oy oranına ulaştıklarını görüyoruz. Yani ırkçı söylemler geliştirdiklerini görüyoruz. Siz dediğim gibi en başta yani Türkiye'de yaşayan uzun yıllardır 1982-83'ten bu yana Türkiye'de yaşayan Türk kökenli, Türkmen kökenli ama aynı zamanda da Suriyeli yani çifte vatanlı aslında olan birisisiniz ve daha sonra da yani bu olaylar başladıktan sonra da siyasal olarak da Suriye muhalefetinin başında yer aldınız. Bu açıdan her iki kesimi de anlayabilecek bir figürsünüz. Suriyeli göçmen sorununu hak verdiğiniz yönleri var mı? Hani bu göçmen sorunundan kaynaklanan rahatsızlıklar dolayısıyla gelişen argümanlara. Yani şöyle bir şöyle bir hata yapıldı. Mutlaka adını koyalım. Açık kapı politikası hatalıydı. Çünkü bütün Suriyeliler o zaman Yani ilk başta sıkıntı yaşamamıştı Çünkü rejim taraftarı var bu Sıkıntı çekmemiş Şu anda sıkıntı çekiyorlar Şu anda rejim tarafından göç yaşanıyor Daha çok Mısır Mısır'a karşı Lübnan'a doğru yol alıyorlar Daha kolay Geçiş daha kolay olduğu için Ama o zaman mesela rejim halebi veya işte İdlib'i bombalamaya başladığı zaman az sığınmacı başvurmuştu. Ondan sonra Türkiye'den çıkan açıklamalar işte ikinci Hama katliamına izin vermeyeceğiz. Destek mesajları, Esad'a karşı verilen mesajlar şeyi cesaretlendirdi muhalefeti. Yani oradaki Selam şehirlerdeki yo şehirlerdeki şehirlerdeki e, 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 tabii koordinasyon, işte komiteleri. Bu sefer tamamen yayıldı. Hatta hatırlıyorsanız Türk bayraklarıyla artık gösteri yapılmaya başladı. Erdoğan'ın posterleriyle gösteri yapılmaya başladı. Bu sefer Esad saldırı dozunu arttırdı. Saldırı dozunu arttırınca göç arttı. Ve bu sefer açık kapı politikası benimsendi. İşte 1 milyonuna kadar vardı. Sayın Numan Kurtulmuş'un açıklamasını hatırlıyorum. Bir milyon daha gelse yine alırız. Esad bir milyon daha gönderdi. Yani yanlış mesajlar verildi. Halbuki mesela Suriye sığınmacılarının yani Suriyeli sığınmacıların Suriye tarafında tutulsaydı Halep'te, İdlib'te ki daha sonra bunlar kurtarılmış bölgelerde. Oraya destek verilseydi sorun çözülmüş olacaktı. Zaten Özgür Suriye ordusu diyordu ki biz burayı koruruz. Öyle diyordu. Yeter ki bize mühimmat verin. Destek verin. Yeter ki uçaklar bombalamasın yani böyle bir uçuşa yasak bölge ilan edin. Şu anda var. Yani şu anda Türkiye Rusya ile anlaştı. Yani ara sıra bu anlaşma Rusya tarafından e, ihlal ediliyor ama sonuçta stabil bir durum var. İlk başta bu yaşanabilirdi. Rusya ile görüşerek, Amerika ile görüşerek bu yaşanabilirdi. Dediğim gibi yanlış mesajlar verilince Esad zaten bu halktan kurtulmak istiyordu. ya yani Amacı buydu zaten. Bu kadar sayıya ulaştıktan sonra da bir de Avrupa Birliği'nin desteği söz konusuydu Türkiye'ye. Yani mülteci sayısının Yüksek göstermek o zaman işe yarıyordu çünkü her mülteciye ayrı bir ödenek veriliyordu. 2022'nin sonuna kadar 20 milyon, 20 milyar, 21 buçuk milyar oro geldi Avrupa Birliği'nden. Daha sonra kesildi. Kesildikten sonra sorun daha da büyüdü. Bu yüzden şimdi mültecileri nasıl? dediğim gibi şimdi şöyle de bir durum var. Özgür Suriye Ordusu'nun kontrol ettiği bölgeler çok gelişmiş bölgeler değil. Elipte Tahrir Şam var, El Nusra var. Diğer tarafında Milli Ordu var. Araları çok pek iyi değil. Ara sıra da çatışma var. Yani muhalefetin tarafında da ara sıra çatışma var. Yani güvenli bir bir bölge değil. Orayı kalkındırıp güvenli hale getirirsek bir seçilmiş insan yani 5 milyona yakın insan yaşıyor o bölgede. Mahalli idareler oluşturulursa, insanların oylarıyla sivil insanlar seçilirse ve orası yönetilirse yine uygun yaşanacak bir duruma gelir. Fakat o da yok şu anda. Yine Silahlı grupların kontrolünde olan bölgeler, sivil hakimiyet yok. Dolayısıyla, Dolayısıyla şu an güvenli hissetmiyor, güvenli yani. hissetmediği için de gitmiyor. Fakat bunun en iyi yolu, yani mülteci sorunun çözümünün en iyi yolu siyasi çözümdür. Suriye'de siyasi çözümdür. Bu siyasi çözüm oluşturmak için Esad'a baskı yapılması lazım. Bunu kim yapabilir? Rusya, İran yapabilir. Yine üç taraf, şu anda üç taraf oldu. YPG tarafı da var. Masaya oturup bir çözüme ulaşırsa o zaman istikrar yaşanır. Ama çözüm olmazsa yine ara sıra çatışmaya dönüşebilir. Peki yani şöyle iddialar ya da sürekli karşımıza çıkan yani hem halk arasından gelen şikayetlerde söz konusu. Yani işte mesela işsizlik probleminin sebebinin göçmenler olduğu. İşte göçmenlerin yani Suriyelilerin sadece Suriyeliler yok tabii daha farklı göçmen grupları da var ama genel ana gövde Suriyeler olduğu için şey söylüyorum. Şimdi mesela tabelalarla vesaireyle işte şehirlerin yapısını bozdukları gibi böyle iddialar var. Bunların en azından hak verdiğiniz bir yönü var mı? Yani burada rahatsızlığı olduğunu söyleyen insanlar kesimler. Yo şimdi şey, şöyle iş yapan, iş yapan göçmenden korkmamak lazım. Çünkü istikrar sağlıyor. Ekonomiye katkısı oluyor. Ben bunlara katılmıyorum. Asıl korkulması gereken göçmen, işi olmayan, bir şekilde istismar edilebilen gruplardan çekinmek lazım. Yani çünkü şu, şunun için soruyorum onu. Şimdi işi yoksa şöyle deniyor. ...ya yani niye bu insanlar çalışmıyor? Çalışmaya başladığında da şöyle deniyor. İşte vergi vermiyor. Ya da işte benim iş yerimin karşısına... Iş Yok, yeri vergi verme. İş yeri açtıktan sonra niye vergi vermesin ki? Yani. Bu, bunlar tabii, tabii, aslında bunlar tabii, şey tabii, 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 tabii. Şeyler. Tabii. Yani, Dolayısıyla ülke ekonomisine katkı Kesinlikle. Sağlanır. Hem katkısı var, sonuçta bir volüm oluşturuyor. Bir ekonomi bir katkısı oluyor. Suriyeli olsun, yabancı olsun. Yani Suriye yani başka bir ülke vatandaşı da olsun. Yani sonuçta Türkiye yatırımı çeken bir ülke. Eğer kendisi küçük de olsa bir yatırımcı haline geldiyse bir göçmen bu ülke ekonomisi için ve istikrar için çok iyi bir şey. Tabi burada şöyle bir itiraz geliyor işte bunu söylediğinizde ama işte sigortasız çalıştırılan işçiler var. İşte Suriyeli işçiler kayıt dışı çalıştırılıyor. Bu kontrol edilir. Kayıt dışı çalışan şimdi bu bu Türkiye'nin bir sorunu yani Suriyeli göçmenin bir sorunu değil Türkiye'nin bir sorunu çünkü sigortası işi çalıştıran Türk işletmeleri de var yani bu bu ayrı bir sorun. Hani sigortasız mı sigortalı işçi mi bu ayrı bir sorun. Yani Suriyelilerin ve genel olarak göçmenlerin emeklerinin sömürülmesi söz konusu. Dolayısıyla bu daha az maaşla çalıştırıldıkları için Türk vatandaşlarının işsiz kaldığına dair bir iddia. Ama oluyor. bunu bunu yapan Suriyeli değil. Türk iş yatırımcısı yapıyor. Yani kızmanız gerekiyorsa ya ta, da tabii Suriyeliye kızmamak lazım. Çünkü bu Türk istismar ederdan sorulması gerekiyor. Tabii tabii tabii. Ya da Türk ev sahibinden. Tabii kesinlikle. Kiralar artıyor deniyor mesela. E, ev sahibi arttırıyor kesinlikle, ki yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani. Bir de tabii konuya nasıl baktığımız da önemli. Yani insan hakları perspektifinden mi bak, bakacağız yoksa işte ırkçı bir perspektiften mi? Işte, Irkçı bir perspektiften baktığınızda zaten yani bakış açınız dolayısıyla her şeyde sorumluyu dışarıdan gelen insanda bulabiliyoruz. Ama insan hakları perspektifinden baktığımızda ya da hukuk perspektifinden o zaman gerçek sorumluları aramış oluruz diye düşünüyorum ben de. Peki sizin döneminizde yani siz muhalefetin dediğimiz gibi bir dönem başkanlığını yaptınız. Yani hiç öz eleştiri yaptığınız dönemler oldu mu yani Suriye muhalefeti bu süreci nasıl yönetti ya da yönetebildi mi? Bununla ilgili muhasebe yaptınız Şimdi göçmen mu? sorununu yönetmesi zor Suriye muhalefetini. Çünkü Genel Çünkü, olarak söylüyorum. He, krizli mi diyorsunuz? Evet, evet. Tabii ki çok hatalarımız oldu. Bir kez yani şimdi muhalefet oluştuğunda Suriye tarihinde ilk kez yani şöyle söyleyeyim 1946'da Suriye bağımsızlığına kavuştu. Fransız döneminde böyle muhalif gruplar vardı. Ya yani izin veriliyordu. Arada 46'dan sonra bağımsızlık kazandıktan sonra Suriye yine böyle bir 56'ya kadar sivil anayasa oluştu ve çok oluşumlu güçler ayrımına ayrımına dayanan bir siyasi hayat vardı. Fakat darbeler yaşandı. 60'lardan sonra zaten hep askeri darbeler 60'ta askeri darbeler yani. 70'e kadar 70 işte Esat ailesi geldi. İşte 50-52 yıllık bir süreç içerisinde hiç dernek bile oluşturamazdınız. Yani 3 kişi bir araya gelemezdi. Siyasi şimdi Suriye'nin izin verdiği gruplar var. Ve partiler var. Bunlar iktidarda yer alan gruplar. Yani muhalif değil. Yaklaşık 5 parti işte Komünist Partisi, Nasırcı Parti işte. Bazı partisi 2-3 parti daha var küçük. Bunlar iktidar tarafında. Yani bir koalisyon görüntüsü vermek için. Fakat muhalif, muhalefet yok. Muhalif olduğunuz zaman yeriniz ya istihbarat, bir istihbaratın bodrum katıdır veya direkt e, suikasttır. Yani Esad'ın şeysi bu kuralı. Bu yüzden muhalefet oluştuğu zaman Suriye muhalefeti oldu. Böyle bir tecrübesi yoktu. Tabii ki hatalar yapıldı. Fakat bu hatalara rağmen iyi bir deneyimdi. iyi bir tecrübeydi. Nitekim dediğim gibi büyük bir değişim söz konusu olduğunda demokratik oluşum yani muhalefetin olduğu demokratik oluşum destekleyen ülkeler tarafından benimsenmedi. Daha çok iş bitirici Tek elden karar alan, uygulama yapan örgütvari oluşumlar desteklendi. İşte YPG gibi HTŞ gibi bazı özgür Suriye ordusunun bazı grupları gibi destek direkt onlara gitti. Jeşil Suriye İslam muhalefetine gibi. gitti. Efendim? Jeşül İslam gibi. Suudi Arabistan'ın. Tabi şey. Suudi Arabistan'ın. E, muhalefete destek gelmedi. Yani bu demokratik oluşuma destek gelmedi. Amaç Esad'ı ya hızlı devirmek ya muhalefeti yani silahlı muhalefeti bitirmekti. Yani birbirine kırdırmaktı. Bu yüzden bu süreci yönetmek çok zor bir şeydi yani bir siyasi için çok zor bir şeydi. Şimdi denklem dışında kalıyorsunuz. Etkiniz çok az. Destek gelmiyor. Destek silahlı gruplara gidiyor. Işığın yolu açılıyor. Kısa vadede, çok kısa bir sürede Sur Suriye'nin neredeyse yarısını ele geçirmiş durumda. Yani Işit'in en büyük darbe vurduğu şey Suriye muhalefetine karşı yerinde. tabii. IŞİD bunları rejimden aldı muhalefetten aldı. Tabii ki bu süreç içerisinde hatalar yapılabilir. Çünkü şeyi yapamıyorsunuz. Kontrol edemiyorsunuz göç dalgasını kontrol edemezsiniz. Dediğim gibi askerleri kontrol edemezsiniz. Direkt yardım onlara gidiyor. Ne oluyor bu sefer? Söylemde kalıyorsunuz. Ve maalesef böyle bir rağbet yok. Yani uluslararası camianın bu krizi çözme rağbeti yoktu. Şu anda Gazze'de gördüğünüz gibi krizi yönetmeye yöneldi. Uluslararası camia derken aslında beş büyükler. Güvenlik konseyini işgal eden beş büyükler. Bunlar da bir şey olmayınca, bir istek olmayınca, irade olmayınca çözüme ulaşmak mümkün değil. Yani bu 13 yılın sonunda son olarak ne söylemek istersiniz? Yani Türkiye halkına dediğim gibi bir Suriyeli Türk olarak ve Türkiye'de de Suriyeli olarak görülen birisi olarak. Ya bir kez Suriye tarafından bakalım. Suriye halkı ayaklandığında iki hedefi vardı. Bir, mevcut olan despot rejimi çökertmek ki çöktü. Rejim çökmüş durumda. Yani şu anda bir daha ayağa kalkamaz. Fakat maalesef yıkıntı var. Suriye toprağı yabancı ülkelerden kontrol ediliyor, yönetiliyor. Dediğim gibi çökmüş devlet haline gelmiş durumda. İkinci hedefi demokratik, insan haklarına dayalı, bireysel özgürlüklere, kolektif haklara önem veren bir rejim kurmak. Süreç daha devam ediyor. Suriye'de herhangi bir Esad'a karşı gösteriye katılmış veya yazı yazmış, bir şekilde muhalefetin içinde bulunmuş herhangi bir sokak insanına bile sorarsanız, şu anda Gazze'liye sorduğunuz gibi ne diyor Gazze'li? Hiç pişman değiliz. Onurluyuz diyor. Sonuna kadar destekliyoruz direnişi. Suriye insanı diyor ki hiç pişman değilim. Ben onurumu kazandım. Zaten ilk başta onur devrimiydi bu. Adı onur devrimiydi. Daha onurlu yaşıyorum diyor. Devrimin ilk başında işkence gören bir bir şahıs şöyle diyordu askerlerden kurtulduktan sonra ben hayvan değilim ben insanım. Bakın şimdi İsrailler ne diyor Gazze'liler için bunlar hayvan hay hayvanımsı insanlar. Aynı şekilde Suriye rejimi o şekilde davranmıştı Suriye halkına. Bu yüzden şu anda Gazze yani Filistinli'nin diyelim kurtuluş mücadelesi neyse Suriyeli'nin kurtuluş mücadelesi öyleydi ve öyle devam edecek. Bu yüzden hiçbir şekilde bir, burada bir pişmanlığı yok. Tam ters bir, tabii ki çok acı. şu Gazze'de de çok acı yaşanıyor. Sürede de çok acı yaşandı. Fakat sonuçta bir süreç bir şekilde devam edecek. Türkiye'nin bu demokratik sürece giden mücadeleye destek vermesi gerekiyor. Ha, bir şekilde baskı yaparak, bir şekilde tarafları bir bir araya getirerek bir şekilde uluslararası güçlerle, oyuncularla görüşerek Türkiye'nin yapması gereken bu zaten yapıyor. Çok teşekkürler bize vaktinizi ayırdığınız için. Umarım inşallah Suriye halkı daha demokratik, daha özgür bir geleceğe uyanır ileride. Suriye ve Türkiye kardeş ülkeler. Geçmişten bağlar, gelecekte de inşallah bağları devam edecek. Umarım her şey Suriyeliler için de Türkiye de güzel bir misafirlikle karşılandılar. Daha sonra da inşallah güzel geçer. İnşallah. Umarız. Çok sağ tamam. olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.